Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hasan. Bu videomda mikro işlemci deneylerinde 3. videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. İlk iki videoda yükleme videolarını gösterdim. Eğer onları izlemediyseniz oynatma listesinden diğer videoları giderek mikro işlemci videolarında 1. ve 2. videoyu izleyebilirsiniz. Onlar da MPLAB IDE, yani kullandığımız programlardan birisi olan MPLAB IDE ve diğeri olan Proteus 8'i nasıl yüklediğimin, nereden yüklediğimin ya da işte klasörleri nerede bulabileceğinize dair yardımcı olan iki video arkadaşlar. Dediğim gibi listeden ulaşabilirsiniz. Şimdi işleyeceğimiz videoların üçüncüsü olarak deney 1'e başlayacağız arkadaşlar. Ben bu şekilde klasörledim deneylerimi arkadaşlar. Aldığım okulda sunacağım diye, raporlarını vereceğim diye kaybetmemek amacıyla. Gördüğünüz gibi ASM, Word ve Proteus'la alakalı bir sürü dosyası hazır. İki farklı şekilde cevap veriliyor. Şu Word'deki gibi esasında bize verilen deney föyündeki de böyle bir görsel var. Bu görsel üzerinden bakarak Proteus'taki devremi bu şekilde yaptım arkadaşlar. Sizlerle beraber de bir tane aynı şekilde yapacağım arkadaşlar. Maksat bunu göstermek olsun arkadaşlar. Çünkü hani durum tamamıyla size bir şey öğretmek amacıyla olduğu için en azından bunu nasıl yaptığımızı görmeniz lazım arkadaşlar. Onun için sıfır bir taneye de yeniden ayarlama yapıyoruz arkadaşlar. Şuradan hemen yeni bir proje diyorum. Şurada gördüğünüz beyaz sayfa bastım. İsterseniz file'a basarak da yapabilirsiniz. Sizin de birinci dediğinizse neyse artık ismini ne koyuyorsanız deney 1 koydum ben. Deney 1 adlı bir şey var diyordu. Ben daha önce bir deneme yaptım. Ondan dolayı yine deney 1 var bir tane. Böyle düz next next finish yaptım arkadaşlar. Ekstra bir değişiklik yapmadım. Ayrıntılar çünkü farklı bilgiler ve çok ayrıntı var. Şimdi gelelim arkadaşlar. Ben zaten kağıt üzerindekine bakmıştım. Tabii ki bulması her şeyi zor. Çünkü her şeyin bir ismi var. Ben ufak tefek mecburen sağa sola baktım. Biraz da bizim köyde de bazı bilgiler mevcuttu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İsterseniz Word'den isterseniz buradan bakalım diyeceğim de. Proteus'ta daha büyük görüntümüz mevcut. Aynı şeyi burada kağıda basıldı görmüşüm gibi kabul edin. Kağıttan çünkü çok daha kolay görünebiliyor bazı şeyler. Şuradaki şeyi alalım önce. Şöyle ki hemen burada sıfırdan kendimiz yapacağız arkadaşlar. Şurada tıklayarak zaten görüntüleri mevcut gösteriyor arkadaşlar. Kağıttan görüyorsanız siz de benim gibi buradan bakarak görebilirsiniz. Mesela burada ben bunun power olduğunu biliyorum. Zaten bir güç vermemiz lazım önce. Şuradan power'ı bir alayım. Şuraya koyayım. Power'ı aldım koydum. Proteus'ta da gördüğünüz soldaki şey bu. İki tane buton var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Öncelikle pardon şeyi de okuyayım da bir manası olsun. Port B'nin sıfırıncı bitindeki LED'i yakan program diyor. Bunun iki butonun olmasının sebebi ikinci sorusundan dolayı arkadaşlar. İkinci sorusu da şu. RA01 adlı ve RA0 ve RA1 adlı butonların ikisine birden basınca tüm LED'leri yakan program olması. İkinci sorusundan dolayı. Birinci sorusunda da butonlarımızı Proteus'ta hazır tutuyoruz arkadaşlar. Devre de aynı şekilde hazır tutuyoruz. Zaten devre hazır. Dediğim gibi ondan dolayı butonlu yapıyoruz. Yani işin özü butonlara basarak LED yakma projesi bu arkadaşlar. Şimdi devremize tekrar dönelim. Mantığını anlamamız amacıyla butonları anlatmam lazım. Çünkü butonlar çok mantıksız gelebilir ya da neye inşa ediyoruz bir şeye başlıyoruz diyebilirsiniz. Şimdi iki tane buton koyacağız. İsimlerine şu an RA1 diyebilirsiniz ya da size kalmış. Koymaya da bilirsiniz isimlerini. Tamamen sizlik bir durum. Şuraya en üstteki yere geldim gördüğünüz gibi komponent moda. Buradan P'ye bastım. Pick device diye geçiyor farkındaysanız. Başlığın amacı da oymuş zaten. Bir tane, iki tane buton lazım. Adı üstüne buton. Butonu bir yazıyorum buraya. Push butonuna geliyorum. Yani ekstra bir buton mudur değil midir? Zaten görüntüler yine sağda burada görüyorsunuz arkadaşlar. Ve bize en uygun alanın bu olduğunu zaten görmektesiniz. Az olduğu için şanslıyız. Buton onun için deneyip görme ihtimaliniz olur. Ama diğerlerinde o kadar olmayabilir. Haberiniz olsun. İki butona ihtiyacımız olduğu için bu şekilde paralel şekilde ben butonları koydum. Düzgün görünsünler diye aynı zamanda. Kağıtta da bu şekildeydi. Şimdi biz Proteus'taki aynı şey kağıttaki olduğu için ondan yola çıkarak yine devam ediyoruz. Çizgileri iki butona da bağlıyoruz power'ı ayrı ayrı paralel olarak. Şuradan bir tane kablo alıyorum. Şuna bağlıyorum. Direkt tıkladığınızda zaten bağlantı yapıyor arkadaşlar. Uçlarına böyle kalem çıkıyor. Yeşil kalem. Direkt işinizi kolaylaştırıyor. Merak etmeyin. İsimlerini koymayı düşünmüyorum arkadaşlar. Ya da isimlerini de koyabiliriz de. Hani şu an çünkü çok aklıma bir şey gelmiyor konuda. Üzerine bir de iki tane bizim bunlar ne diyorlar? Direnç mi diyeyim? R11 ve R12 diyor. R11 ve 12 isimlerini aynı tutturmak için şey yaptım arkadaşlar ben. Burada R1'den 2'ye başlıyor farkındaysanız. Onun için ben buradan başlıyordum ama şurada sizinle beraber başlayacağım için yeniden burada R11-12'lere dikkat etmeyeceğim. Ama ben kağıtta bu şekilde olduğu için şuralardan başlayarak yaptığım için sayısını ona göre kendi arttırdı.
Bilginiz olsun o konuda. Şimdi neydi o? Onun ismi 47K yazıyor farkındaysanız. Kağıtta da böyle altındaki bilgi yazıyordu 47K diye. Ben altındakinden yola çıkarak bir şey yapmaya çalışacağım. 47K yazıyorum buraya. Ne geliyor ekranımıza? Bir görelim. Big Device'a. Gördüğünüz gibi bir indüktörler geliyor. Bir de rezistörler görüyor. Rezistörlere gelip şöyle bir bakıyorum. Bu mu aradığınız diye. Bir de buraya bakıyorum. Bunlar hiç benziyor mu bizim aradığımız şekle? Yok. Şuradakilerden birisi benziyor. Biz de bunu alıyoruz. 47K olduğundan zaten hepsi 47K olduğu için buraya geliyor muhtemelen. 47K olduğu için alıyorum. Şuraya geliyorum. Şöyle aynı hizada tutturmaya çalışmak istiyorum. Umarım tutuyordur. Böyle iki tane koyuyorum. Farkındaysanız 47K yazıyor. Bir tane daha aynı alacağım arkadaşlar 47K'dan. 47K diyorum. Neymiş? Rezistörlere geliyorum. Yine 47K'yı aldım. Ve aynı şekilde yine buraya iki tane butonları karşılayacak şekilde 47K'lık direnç. Yani yanlış hatırlamıyorsam direnç olması lazım. Şekilleri çünkü çok aklımda tutmuyorum çoğu zaman farklı şeylerle uğraşınca. Ama benim bildiğim direnç oluyor bunların uçlarına bağlananlar genelde. Yani dediğim gibi yanlışım olursa yorumlarda belirtmenizde fayda var. Hem benim için hem de izleyen bilgi almak isteyen arkadaşlar için. Devam ediyoruz. İki direncimizi koyduk diyorum. Ardından şu bence şu piki bir koyalım ortaya da pikin üzerinden devam edelim yolumuza. Çünkü çok haritayı ona göre belirleriz falan diye düşünüyorum muhtemelen. Buradan bir piki yazsam böyle pik yazalım bir duralım. Ufak tefek dolmalar olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın bundan dolayı. 16F877 16F877 yazayım. Şöyle hatta A mı yazayım? Aynen A kullanıyoruz biz. A'yı alalım. A yazıp alalım. Şuraya getirelim. Evet. Benim bildiğim A olması lazım. Bir tıklayıp koyalım. Bakayım ben onu mu kullanmışım? Evet onu kullanmışım. Şurada da görüyorsunuz. A diye yazıyor. Zaten kağıtta da öyle yazdığı için A diye hatırladığım için A'yı direkt aldım koydum. Şimdi bizim şeyden devam edelim. Proteüsünden. Sağdan böyle yolu devam ettirir gibi devam ettirmeyi düşünüyorum yine sizi kafanız karışmasın diye. Sağda şöyle bir kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane direnç var. 8 tane altlarındaki yazılar dikkat edin. Üstündeki isimler sadece R, onlar falan. Altında 100 liraya yazıyor. 100 liraylık direnç istiyor bizden yani. 100 liraylık direnci hemen öbür proteüsümüze geçip bulalım. Pardon yanlış yerdeyiz. 100 liraylık direnç 8 tane istiyor. Hemen ayarlayalım. 100 liraylık direnç. 100 liraya yazıyorum. Şöyle. Bakıyorum hemen. Neydi? Rezistör müydü arkadaşlar? Evet. Hatırladığınız kadarıyla rezistördü ve 100 liraylık 100 wattlık mı 10 wattlık yazıyor. Orada. 100 liraylık dirençleri şu böyle hizalayarak mantık yani düzgün bir şey nizamda olması amacıyla şöyle biraz hani düzgün görünsünler diye 8 tane şey koyuyorum arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, 4 oldu. Böyle 5, 6, 7. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buraya da bir 8.yi koyayım. Oldu. Aynı şekilde muhtemelen de zaten ampuller vardır. 2, 4, 6, 8 tane de ampulümüz var. Onları da onlara bağlayıp ardından da yukarıdaki dirençlere bağlayacağız arkadaşlar. Hatta dirençlere direkt bağlayayım. Ampul de şey olmasın. Gördüğünüz gibi kesişiyorlar. Paralel oldukları için. Hepsi bunlara bağlanıp aşağıda bir yere bağlanacak. Önce şuraya bir yolu verelim. Gördüğünüz gibi şöyle alıyorum. Şuradan bir köşe veriyorum. Şöyle. Şuraya kadar gidebilirim. Buraya kadar verdim. Buradan da ne oldu? Şey geldi elimize. Pardon. Elimde şey kaydırdık. Bir dakika. Elimde yeniden bir 100 wattlık koyuyorum zannetti. Sağ sol bir şey tıklayınca fazladan. Neyse bağlantıyı uçlara getirip koyuyorum. O zaten bağlıyor gördüğünüz gibi. Şöyle bağla diyorum. Bağlıyor. Bağla diyorum. Gördüğünüz gibi bağlıyor. Yeşil yeşili görüyorum farkındaysanız. Yeşili gördükçe tamam demek. Hani onurunun rengi yeşildir ya. Olumlu bir olayın rengi. Yeşili gördünüz mü tıklatıyor yani size gibi düşünün. Farkındaysanız. Bakın yeşili görüyorum. Tıkla yeşili görüyorum. Bırak gibi. Şimdi bir de neyi alıyorduk? Ampullerimizi alıyoruz. Onlara da ne deniyordu? Bakalım hemen. Bir dakika. Üstelinde yazıyordu. LED de yazıyor. Renkleri de zaten kırmızı olduğunu söylüyor. Red LED yazalım şuraya. Muhtemelen bize gösterir. Bakıyoruz şurada. Display olarak direkt gidiyorum ben arkadaşlar. Şu display miydi? Bir dakika. Aynı oklu şeklini buluyoruz şuradan. Gördüğünüz gibi aktif Animated LED model diyor gördüğünüz gibi.
Aynısı olup olmadığını şuradan şöyle görebilirsiniz. Görselde de zaten benim kağıtta gördüğüm de buydu. Hani birebir böyle kitapta gördüğünüz bilgiye nazaran yapıyı bu şekilde aklımda tuttuğumu düşünürseniz, hani çoğu yerde en azından. LED olduğu anlaşılıyor ama tabii çeşitleri olduğundan da kafamız karışır. Ondan dolayı böyle tutuyorum. Böyle yapıp bunu çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu dikey yolluyor bize. Çevirme olayı nerede? Evet, burada. Şöyle bir çevirelim. Evet, aynen böyle. Şundan böyle 8 tane koyacağız ama öncesinde birini bir bağlayayım. Ona göre öbürünü de bağlayacağım. Port B'nin ışıklarını yakmaydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Port B'nin diyordu. Onun için bir dakika. Sıfırıncı bitindeki LED'i yakan program diyordu mesela. Ha, aynen. Port B şu üstteki grup arkadaşlar. Üstüne zaten RB RB yazıyor gördüğünüz gibi. Burada RC yazıyor, burada RD. Hani port B, port C, port D, port A şeklinde. Bunları zaten RA, RB şeklinde anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da ufaktan söylemiş olayım. Yanlış bir bilgi olmasın. Yine buradan bir tane LED'i koparabileceksek hemen ayarlayalım. Aynen. LED'i alabiliriz galiba. Aynen. LED'imizi tıklayıp aynı şeye devam ediyorum. 8 taneyi de koyacağım. Çevireceğim arkadaşlar ben. Merak etmeyin. 4 oldu. 5 oldu. 6. Burada bir 7. Bu da bir 8. Bunların hepsini arkadaşlar şöyle bir sağ tıklayıp şöyle bir çevir diyorum. Burada kendi kendine bağlamış herhalde, onu ucuca bağlayınca. Öyle bir komik görüntü olmuş. Onu hemen düzeltiriz. Problem yok. Sonra geliyorum buraya. Bunu bağlamak için önce tabii ki şey yapmamız lazım. Şunu bir çevirmemiz lazım. Şunu şöyle bir çevireyim. Şu aradaki bağlantıyı yanlış yapıyor kendi kendine. Bir dakika. Şu aradakini silmemiz lazım. Hemen. Şunu yani farkındaysanız yanlışlıkla yol bağladı buraya bu. O yolu hemen silmemiz lazım. Şöyle yaparsam, bir dakika, şunu bir kaldırayım. Hepsi böyle yaptıysa bunların hepsi sıkıntı yapar arkadaşlar. Ben onların yolunu nasıl ökeceğimi şu anlık bilmiyorum arkadaşlar. Yolu seçemediğim için şu an. Onun için yollarını bağlayıp indireyim hemen. Hatta şunu da şöyle konumlandırabiliyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle alıp konumlandırabiliyoruz. Problem olmuyor konuda mesela. Bu yol yaptı araya. Şeyden dolayı aradaki led kalktığı için. Bunu mesela hemen yolunu kaldırdım. Yolu seçmek daha demin zorlaştırdı beni. Ondan dolayı kaldırmasını yapamadım. Şimdi yolu kolay kaldırdım. Çok saçma oldu ama devam edelim. LED'i bu sefer böyle koyuyorum. Hemen çeviriyorum. Şöyle hemen bağlantımızı yapıyorum. Şuradaki yol bağlantısı da çok ortada kaldı. Onu almak lazım. Orada öyle çok karışık koyamayız. Çünkü hepsi birbirine bağlı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kablolar çok yakın birbirine. Onun için böyle biraz daha düzenli yapmamız lazım ki kabloları bağlayabildiği yerimiz olsun. Gördüğünüz gibi çok dip dibe geçmek zorunda kalıyor bazı yerlerde. Şimdi yine bir LED alıyorum. LED'i aldım. Buraya koyuyorum arkadaşlar. Şöyle hemen çevir diyorum. Çeviriyorum. Kabloyla bağlıyorum. Bu ucuna da şuradan vereyim. Burası niye böyle bizi zorladıysa. Sonra LED'e yine geldim. Aynı şekilde LED'i koyuyorum. Çevir diyorum. Ardından bağla diyorum. Bunu da bu şekilde bağlayıp devam edeyim arkadaşlar. Evet. Sonra yine bir LED. 8 tane LED olması lazım olduğu için arkadaşlar bu şekilde ayarlıyorum. Bir dakika. Sağ tıklayınca kendi yaptığı işlemi bırakıyor bu arada. Bilginiz olsun. Deneyimlerken size de deneyimimi aktarmış olayım. Bu şekilde geldim. Sırayla bağlıyorum arkadaşlar. İki tane kaldı. İki tanenin birini buraya böyle koydum. Bir dakika. Yanlışlıkla çok üstlerine tıklayınca böyle bilgileri falan geliyor arkadaşlar. Düzenlemeye dair. Şu şekilde. Biraz düzgün olsun. Üst üste binmesin kablolarımız. Bir tane daha son bilediğimizi alıyorum. Ufak tefek ameliyatlıkları oluyor ama elinizi alıştırınca kolayca yaparsınız arkadaşlar. Biraz da dinlenik olunca. Tabii ki. Bu şekilde alıyorum. İniyorum aşağılara. Bunu da bağlıyorum. Sonra geliyoruz. Diğer protestomuzu biz kağıt gibi kabul ediyorduk arkadaşlar. Buradan aşağıya bir topraklamaya bağlıyor. Bu topraklamanın adını hemen buluruz arkadaşlar. Power'ı bulduğumuz yerden. Hemen şuraya geliyorum arkadaşlar. Neredeydi bu power? Buradaydı. Evet.
Muhtemelen Grant'tı. Evet, Grant'mış. Doğru hatırlıyormuşum. Şuraya bir Grant yapacağız. Grant ver bize. Evet, Grant veriyor. Bize bir Grant ucu verdi. Grant ucuyla gelip buraya hemen bağlantımızı sağlıyoruz. Topraklamaya geldi bu. Tabii ki bu sadece ledi ve butona gelişiyle alakalı bir ucu için. Öbür ucu da yine pike bağlı olacağı için pik kontrol için arada duruyor gördüğünüz gibi. Şimdi bize Proteus ne diyor bakalım. Kağıdımız desek daha doğru esasında. Bir reset, bir tane de 100 R'lik direnç istiyor. Reset butonu ve 100 R'lik direnç. Hemen bir tane buton basalım. Butonu hemen alalım şuradan. Evet, çok arama, burada 50 kere aramaya da gerek yok. Şuradaki menü size hızlıca hallettirir. Elinizdekilere göre. Bir tane buton diyorum. Butonu alıyorum böyle. Bu reset butonumuz oluyor. Butonun isminden dolayı reset butonu oluyor. Yani reset butonuna dair özel bir buton kullanmıyoruz. Buraya bunun reset butonunu bağladım. Bir tane direnç lazım bize. 100 R'lik miydi o? Bakayım hemen. Bir dakika. 100 R'lik bir direnç. 100 R'lik bir direncimiz elimizde var olduğu için onu kullanıyorum. Farkındaysanız biraz daha hızlı ilerletiyor bu bizi. En azından. Şu şekilde bağlantıyı sağlıyorum. Ardından yine kağıdımıza geliyoruz gibi düşünün siz. 10K'lık bir direnç istiyor. Şurada gördüğünüz R2 olarak geçen isimli direncimiz 10K'lık. Elimizde bir 10K'lık direnç yok. Onun için gelip buraya bir 10K yazıyoruz. 10K. Bir dakika. Evet, şuraya geldim. Bir dakika, ufak bir sıkıntımız oluyor. Evet, geldim. 10K'yı buldum. Şurada üzerinde 10K zaten tek yazdığı için hemen koşarak buraya geldim. 10K'yı alıyorum arkadaşlar. Şöyle 10K'yı aldım. Şuraya hizalayıp, benim hizalama ile alakalı sıkıntım var. İlla belki sizin hizalama sıkıntınız olmayabilir. Yani kendiniz yapabilirsiniz istediğiniz gibi. Kar gözlük, burcu gözlük karışık da yapabilirsiniz. Problem yok. Bu şekilde bunu da koydum. Şuraya bir tane D1, 1N 4148 üstünde yazıyor zaten arkadaşlar. Şurada da gördüğünüz gibi. 1N 4148 yazıp diyodu da bulabilirsiniz. Şu şekilde hemen yazıyorum. 1N 4148 diyorum. Önünüze diyotlar geliyor zaten arkadaşlar. Resimde de gördüğünüz gibi uyumlu. Bunu direkt alıyorum. Direkt diyorum ki al. Okey. Aldı. Bunu bu şekilde ya da dikine koymak sizin elinizde. Zaten dediğim gibi kablo tek uzanıyor şu an. Sizin tasarımınıza kalmış. Ben şu diyotla şunu bağlıyorum hemen. Sonra da bir tane power istiyordu bizden galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hemen şöyle bakayım siz de yanılmayayım. Şurada da bir tane öbür uç istiyor. Bir tane daha power uç galiba. Çıkış giriş gibi kabul edelim. Buraya şundan geliyoruz şu menüde. Şurada gördüğünüz gibi terminal modlar diye geçiyor. Power ucundan bir tane daha alıyorum. Buraya da bir tane daha power ucu bağlayıp şöyle D9'a bağlıyorum. Yani 1N48'imize bağlıyoruz. Ardından yine şablon gibi takip ettiğimiz Proteus ekranımız yani kağıdımıza geliyoruz. Burada iki tane 21 21 PF yazan şeyler var. İsimlerini şimdi söyleyeceğim. Bulalım hemen. Hatta şurada bir dakika. Şurada örnekler vardı. Neydi bu? Bir dakika. Şunlar galiba. Evet. Şöyle bir isimleri çift tıklayarak gelirsek. Aynı. Tamam. Buluruz onu. Sıkıntı yok. Kapasitör falandır muhtemelen onlar. 22 BF yazıyordu. 22 PF. Bir dakika. Yanlış yerde tıklıyorum. Şuna tıklamadan P'ye tıklayınca ona göre peak device'lar geliyor. 22 PF mi diyelim? Aynen. PF diyelim. Kapasitör muhtemelen. Ya kapasitör ya diyot muhabbeti. Gördüğünüz gibi şeymiş. Kapasitörmüş. İsimler de şurada yazıyor. Aklımdan okumuyorum. Diyot ve kapasitör. Kapasitörlerde 21 PF yazıp çıkınca nasıldı? Hemen şöyle koyayım. Göstereyim size öyle olduğunu anlamak için. İki tane alt alta kapasitör vardı. Şurada gördüğünüz gibi. Onlara hemen kablomuzu getirelim. Altta çıkıntıda bir kablo lazımmış. Şuradan bir kablo çıkarıp şuraya birine bağlıyorum. Sonra bundan da bir uç daha bağlayıp paralel olarak ona da bağlıyorum. İkisini bağladık. Kristal bir tane X1 isimli bir osilatörümüz var. Osilatör, evet doğru söyledim herhalde. Crystal yazıyorum şuraya bir tane. Crystal. Gördüğünüz gibi aynı kuvars kristal diye geliyor. Benim bildiğim bu osilatör olması lazım. Yani yanlış hatırlamıyorsam, yanlışım varsa dediğim gibi yorumlara yazabilirsiniz. Bunu çeviriyorum. Şöyle
Biraz ortalamaya çalışıyorum ama muhtemelen herhalde tam böyle boşluğu etkin kullanamadım. İkisinin ucunu buna bağlıyorum. Proteüsten yine yardım alayım. İkisinin ucunu bu kristale bağladım. Sonra da kristalin iki ucu ayrı olarak gelen yola 13'e ve 14'e bağlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hemen bağlayalım. 13 ve 14 portağın, şey portağı diyorum. In ve out yerleri desem daha doğru. Üstlerinde zaten yazıyor. Şu şekilde hemen onu da bağlayalım. Bağladık. Bir de ekstradan farkındaysanız şurada inen butonlardan inen iki tane giriş var. Bunlar da portağa bağlanacak. RA 0'ı 0. port yani ikinci şuraya bağlanıyor. Öbürü de üçüncüye bağlanıyormuş. Hemen bağlayalım. Bunu böyle yakınlaştırıp uzaklaştırınca bozdu. Evet, şimdi geldim. Sıkıntı yok. Bunu gelip buraya bir bağlayalım ikiye. İkiye bir bağladım. İkinci butonumu da geldim. 3 numaralı girişe bağlayacağım. Bir dakika, çok abuk sabuk olmasın. Evet. Bunları bağladık. Gördüğünüz gibi birebir aynı. Sadece isimleri var. Birebir aynı yaptık. Sadece isimleri var. Şimdi işin bu kısmını yapınca tamam. Ama bizim bir de şuna ihtiyacımız var. Bu kodları nasıl yazacağız? Nerede yazacağız? İşte bu nasıl çalışacak gibi kafaları. Direkt buraya geliyorum arkadaşlar. Bir dakika şunu kapatayım bu arada. Şuraya geliyorum. Burada deney 1 ASM ve deney 2 ASM var gördüğünüz gibi. Deney 1 ASM'ye bir basıyorum arkadaşlar. Kodları görmemiz lazım. Amacımız zaten deneyi anlamak olduğu için. Füzyo stüdyo açtı çok saçma şekilde. Bunları MP-Lab'de çünkü biz. Onun için ben direkt kodu alıp yapacağım o işi. Sizi sıkıntıya sokmamak için. Ufak bir ekran kesebilirim belki ya da kesmem. Belli olmaz. Şöyle hemen bir dakika. Sizin şu an ekranınıza geliyor olabilir. Şu video stüdyoyu kapatmam lazım. Çünkü çok saçma sapan istemediğim şekilde açıldı. Ekranı kastıracak şu an. Kusura bakmayın bekletiyorsam eğer. Nerede bu Proteus? Kapan, kapan. Şu an evet. Evet arkadaşlar ufak kesmek zorunda kaldım. Şimdi kodlara geçeceğiz. Kodları şöyle yapıyoruz arkadaşlar. MP-Lab bir de programı var. Başlığında görüyorsunuz. İndirmesini önceki iki videoda yaptım. Onlardan birine gelip şöyle bakıyoruz. Burada iki tane ayrı yaptım gördüğünüz gibi ama bunların nasıl olacağını koduna bakıyoruz. Hemen kodlara gelelim. Kodlar şunlar. Ben elimde yaptığım için gösteriyorum. Şunları hemen bir kopyalayayım. Şöyle hatta hazır tıklanılabilirliğini biliyordum da unuttum onu nasıl açacağımı. İstiyorsanız bir onu da 2 saniye denememe izin verirseniz onları bir deneyebiliriz. Şöyle hemen şuraya geleyim. Open diyeyim. Open deyip şurada deney 1'e geleyim. Bir dakika. Deney 1'e geleyim. Buradan deney 1 ASM'yi bir açtırayım burada. Evet aynı. Daha demin bir ufak bir Visual Studio yanlışlıkla tıklamış gibi oldu. Çift tıklayınca onu varsayılan kabul etmiş. Kusura bakmayın. Onun için kısa bir saçmalık oldu. Yani kelimenin tam anlamıyla. Şimdi gelelim konumuza. Deney 1 ASM yani soru birinci sorunun cevabı olan yapı. Öncelikle ne yaptık? Kodlarımızı da açıklayalım. List P eşittir. Yani pik tanıtımı F16 işte 877 şeklinde yaptığımız yapıyı tanıtıyoruz. Sonra port B hash işte 06 işte diyoruz. Yani diyoruz ki port B'nin 06 diye tanımlıyoruz. Statüsü işte veriyoruz. 03 şeklinde. Bir dakika onları hemen açıklamasını da anlatayım. Ufak tefek hatırlamayabilirim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Dediğim gibi port B'nin adresini tanıtmışız. Statüsünün adresini tanıttık. Geri dönelim. Mantığım yine yanlış çalışmamış da ben ufak tefek bir yerler vardı. Onlar için sıkıntı olmasın diye bakıyorum. Port B dediğim gibi adresini tanıttık. Statüsünün adresini tanıttık. Trisp B'nin adresini tanıttık. Atkon'u aktifleştirme muhabbeti yapıyoruz. Şimdi pardon şey Atkon diyorum. Hepsinin adresini tanıtıyoruz. Ekipmanlarımız adresini tanıtıyoruz 4 satırda. Bunların yerleri belirli zaten. Bunlarla tanımlamamız lazım. Sonra diyoruz ki port B'yi bir clear'la ışıklar olduğu için onları yakıyordur muhtemelen mantığıyla. Yakmazsa hemen başladığı gibi çalışmaya başladığın gibi port B'lerin hepsini durdur diyoruz. Port B'lerde şunlar. Şu uç. Yani şurada gösterdim ya RB yazıyor.
Aynı şekilde orası. Hatta şöyle yakınlaştırayım, RB. RB ucundaki yani ledleri, şu an led bağlı olduğu için led, başka bir şey bağlı olsaydı onlar şu an çalışmasın demek istiyor yani. Port B'leri clear de demek. BSF ile statüsü sıfırla demek. Statüs 5'i, statüsün 5. yerindeki, haznesindeki yeri sıfırla demek. O da ne demek? Bank 1'e geç demek olması lazım. Yanlış hatırlamayayım. Onun için size doğru bilgi vermek için buraya geliyorum. Şurada kodun üzerinden anlatıyorum. Bank 1'e geç demek. Yani işte bu işlemi sıfırlayınca bank 1'e geç demek. Bank 1'de şöyle arkadaşlar. İki tane blok düşünün. Şöyle bir iki kutucuk düşünün yan yana. Nasıl söyleyeyim size bilemedim de. Şöyle piki görüyorsunuz ya. Hatta şurada göstereyim. Proteus bize yardımcı olur o konuda umarım. Bir dakika. Şöyle biraz uzaklaştıracağım. Şuradan bir pik devresi daha almam lazım. Nerede? Heh, pik devresi. Size şöyle göstereyim. Şöyle düşünün. İki tane böyle devre gibi düşünmeyin de bunları kutu gibi düşünün. Bank 0 ve bank 1 gibi düşünün. Bank 1'de belli şeylerin düğmesini sigortasını açmak gibi düşünün. Ayarını yapmak gibi düşünün. Bank 0'da da onları yak söndür falan filan demek gibi. Yani bank 0 yani bank 1'de geçiyorsunuz. Diyorsunuz ki bank 1'e geçtim. Hani normal program bank 0'da başlıyor. Diyorsun ki bank 1'e geç. Bank 1'e geç deyince yani şurada koda gelelim geri. Bank 1'e geç diyoruz ya BSF statüs bank. Bank 1'e geç. Tris B'yi yani port B'nin bank 1'deki ismi Tris B. Tris B'yi sıfırla yani sıfır clear F sıfırla demek. Sıfırla deyince Tris B yani bu çıkış demek anlamında. Move LV 06 H06 deyince de H06 haznesindeki yani W'ya H06'ya at. Move VF ile de Atcom 1 haznesini yani disable konumuna 06 verince disable oluyor. Sonra diyoruz ki BCF status 5'i sıfırla yani bank 0'a geç. Yani burada tanımlamalarımızı yaptık. Dedik ki TrisBay'i sıfırla yani port B çıkış modu. İşte H06 atarak Atcon'a da H06'ya at yani disabled konumuna geçir deyip sonra 05'e yine bank 0'a yine geç dedik. Ardından da arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bank 0'dan okey buraya geç dedik. Sonra dedik ki basit bir işlemle. Burada soldaki kutucuğa geçer gibi düşünün. BSF port B0 diyerek port B'nin 0. bitindeki LED'i yak dedik. Direkt BSF hani set et demek S'si. BCF de sıfırla demek oluyor. BCF gördüğünüz gibi ha burada. BCF sıfır da demek hani bit sıfırla fonksiyon gibi bir şey düşünün yani. Alttaki de BSF bir et demek yani. Yani buradan da port B'yi sıfırıncı bitini bir konumuna getir anlamında diyoruz ve çalıştırıyoruz. Şimdi isterseniz çalıştıralım. Ardından da işimize bakarız zaten. Şuradaki şeyleri bir kaldırayım arkadaşlar izninizle. Bir dakika. Şunu bir tıklayıp sileyim. Tıklayıp sileyim. Size bank 0, bank 1 anlattığım kutucuklar. Bunun üzerine çift tıklıyoruz. Şöyle. Diyoruz ki burada bak hex dosyası falan arıyor. Bizim hazır hex dosyamız var. Onun için ben size şey yapıyorum. Ama hex dosyasını da nasıl yapacağımızı göstereyim hemen. Bunu burada diyelim kaydettiniz. Deney bir ASM olarak. Şuradan hani save yaptınız falan. Save isteyeyim hatta göstereyim. Burada gördüğünüz gibi otomatikman ASM kaydı yapıyor. Deney bir falan isim koyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi deney bir ASM var. Kaydettikten sonra da burada projekte gelip Quick Build diyorsunuz. Quick Build. Bu denemeyi yapıyor ve diyor ki Build Success yani başarılı. Burada Failed de verebilir. Burada Failed verirse düzeltip Success aldığınız takdirde çalıştırın arkadaşlar. Sonra geliyorsunuz burada. Dediğim gibi pikin üzerine yine çift tıklayayım şöyle. Çift tıklayıp şuradan program dosyasını bul diyorsunuz. Masaüstüme gelip ben mikro işlemciler deneyine gelerek deney 1 diyorum. Hemen deney 1 heximi yani o build yapınca hex dosyaları oluşuyor. Deney 1 hexini çalıştır diyorum bunda. Sonra bunu yükledim mi peki? Peki yükledikten sonra şurada gördüğünüz gibi bir play butonu gibi bir butonumuz var. Çalışmaya başla diyoruz. Ve gördüğünüz gibi D1'i yakıyor. Zaten bir butona basılmayacaktı ilk soruda. Onun için direkt ilk ışığı yak demekti. Onun için yaktık. İlk şeyimizi yaptık. İkinci sorumuza geçelim arkadaşlar. Ardından diyor ki bize aynı devre ile R0 ve R1'e yani butonlarımıza ikisine birden basınca tüm ledleri yak diyor. Tüm ledleri yakmakla alakalı programı yaz. Şimdi yine ilk de gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan anlatayım önce. Sonrasında programı kaydeti falan zaten anladınız. Yine kaydeti gösteririz. Burada piki tanıtıyoruz.
Port A'nın konumunu, adresini, Port B'nin adresini, statüsünü, adresini, Tris A ve Tris B'nin, yani Port A ve Port B butonların olduğu blok, işte Tris A ve Tris B'de öbür ucu gibi düşünün işlemlerin tanımlandığı yerler ve işlem yapan yerlerin adresi tanımlanıyor arkadaşlar. Statüsün adresi, Tris A, Tris B'nin adresleri tanıtılıyor. Atkonun adresi tanıtılıyor. Ve ardından yine öncekinde yaptığımız gibi LED olarak tanımladığımız yerler hemen yanmasın diye Clear F Port B diyerek LED'ler yanmadan söndürüyoruz. Çünkü işlem yaptırmıyoruz şu anda. Sonra BSF Status 5 diyerek Status 5'teki Bank'i 1'e geçiriyoruz. Yani konu değiştirmekle alakalı yerimiz o. Bank 1'e geçiyoruz. Yine sağdaki Bank 0, Bank 1 mantığıyla Bank 1'e geçiyoruz. Tris B'yi sıfırlayarak diyoruz ki bu çıkış adresi. Port B'de çıkış olacak. Tris B diyerek. MoveLV'ye 06 tanımlayıp Atcon'a veriyoruz. Atcon'a atıyoruz. Gördüğünüz gibi burada açıklamaları mevcut. Disable konumuna gelmiş oluyor. Atcon yani ADC. Ardından da WFF diyerek de Tris A'ya da bir dolu bir FF değeri atarak Tris A'yı da giriş olarak tanımlıyoruz. Yani bunlar giriş içini doldur. Tris A'nın içi dolu olduğu için hani içine FF tanımlanınca Tris A giriş olmuş oluyor. Port B'nin içini boşalttığı için çıkış olmuş oluyor gördüğünüz gibi şurada. Sonrasında da BCF status 5 diyerek de bank 0'a geçiyoruz arkadaşlar. Ardından da test 1 isimli bir çıkıntı veriyoruz. Bunun çok bir kodla alakası yok. Sadece dönüşleri sağlamak için orayla alakası var. Test 1 diye bir konuta geçiyoruz. Orada da işte isim sadece dediğim gibi. BTFSS port A0 yani port A'daki RA 0 yani RA 0 butonuna basılmış mı? Basılmadıysa söndüre git. Go to the söndür. Yani BTFSS ne soruyor? Diyor ki basılmış mı? Port A RA 0'a basılmış mı? Sorduruyor. Hani bir mi? Durumu bir mi? Anlamında. S ya. Go to the söndüre gidiyoruz. Hayırsa. Hayırsa. Şu an butona basılmadığını varsayıp Go to the söndüre gidiyorum. Neymiş bu? Clear F port B. Yani ışıkları söndür anlamında port B'yi sıfırlıyor. Sonra da Go to the test 1'e geri dön demişiz. Okey tamam. Basılmadıysa söndürüyor ve test 1'e geri dönüyor. Test 1'de diyelim basıldı. Port 1 RA 0'a basıldı mı? Evet. Go to the o zaman test 2 RA 1'e basıldıysa ikinciyi de aynı zamanda sorgulaması için. BTFSS port A1. Arkadaşlar bu arada aynı anda ikisini de burayı yan yana virgülle yazma mantığı olmadığını biliyorum ben. Onun için böyle ayrı ayrı sorgulaması lazım. Çünkü biraz daha farkındaysan makine diline biraz daha yakınmışçasına kafa yaşıyoruz. BTFSS port A1'i sorguluyoruz test 2 ile buradan gelerek. Ne yapıyor? Port A'daki RA1 butonuna basılmış mı? Hayırsa yine söndür. Evetse bu sefer bir yere yönlendirmiyor. Diyor ki dolu bir FF değerini W'ye at, ardından da port B'ye at diyerek şu satır oluşuyor. Ve sonrasında da işte ışıkları yak anlamında port B'yi doldurmuş olduk. Yani port B'yi doldurunca ışık yanmış oluyor. Butonları sorguluyoruz ve port B'ye ışık atıyoruz. Sonra da test 1'e geri dön. Sürekli test 1'e dönüyor farkındaysanız. Test 1'e geri dönüyor. Sıfırı sorguluyor. Hayırsa söndür. Evetse devam et. Test 2'ye geç. Sürekli döngü halinde. Buradan böyle sürekli dönüp dönüp duruyor. Siz bu arayı anlamıyorsunuz. Sürekli ışık yanıyor. Basılı tuttuğunuz sürece. Ama elinizi çektiğiniz sürece sürekli döndüğü için hemen bıraktığınız anda o döngüde denk gelip söndürmüş oluyor. Saniyelik bir işlem olduğu için devrenizin durumuna göre birkaç saniye gecikme gösterebilir. İsterseniz bunun da hemen kodunu açalım. İki butona basılı olduğu zaman nasıl çalışır mantığıyla. Hemen bir open verelim arkadaşlar. İkinci ASM diye kaydettim ben. Gördüğünüz gibi. Aynı kodları anlattığım gibi. Şuradan save as diyerek buradan iki ASM ya da ne isim koyuyorsanız deneyinizin durumuna göre kaydını yapıyorsunuz. Sonra Project Quilt Build 2 ASM'ye tıklıyorum ve bekliyorum. Build Success yazıyor. Tarihi falan veriyor arkadaşlar. Ardından geliyorum Proteus'uma. Aynı devre. Birlikte yaptığımız devre. Üstüne çift tıklıyorum. Şöyle. Bir dakika. Ha, bu arada iyi oldu bunu yaşadığımız. Play'e basılıyken şu an farkındaysanız ışık yanıyor. Play'e basılıyken hiçbir işlem yapamıyorsunuz tıkladığınızda farkındaysanız. Bakın durdurun diyor. Öyle işlem yapın diyor. Simülasyon durdurun. Buna basıp durdurdum simülasyonumu. Çift tıklıyorum. Ardından ikinci ASM'mizi yüklüyorum. Ve okey diyorum. Sonra play diyorum. Farkındaysanız şu an hiçbir ışık yanmıyor. Bizim olayımız neydi? İki düğmeye basılı durması lazım. Şu an iki düğmeye de basamıyorum farkındaysanız.
Onun için buraya bir toggle yapıyorum. Space'e basılı tuttuğunuzda, yani şöyle, onu da göstereyim. Space'e basılı tuttuğunuzda bu oturuyor arkadaşlar. Butonun üzerine gelip Space'e basılı tutun, oturur. İkisine de basılı farkındaysanız. Bu niye olmadı bakayım. İkincinin bir sıkıntısı var. Bir yerde bir hata var. Bütün ışıkların yanması lazım. Bağlantı mı yok acaba bakayım. Devresel ufak bir sıkıntımız oldu arkadaşlar. Onun için bakıyorum şu an. Şu bağlantı yapamadık herhalde. Bakayım bir dakika. Hemen ufak bir bakıyorum arkadaşlar. Simülasyonu bir durdur diyorum. Şunu bir taşıyalım şuradan. Ha, direkt bağlanmış. Şey bağlamamış. Bir dakika arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Hemencik halledeceğim. Şunu bir kaldır diyorum. Şunu direnci bağlamadan direkt direnci şeye bağlamış direkt devreye bağlamış. Şey kabul etmemiş arada. Nasıl söyleyeyim? Işığı kabul etmemiş gibi olmuş yani. Direkt kabloyu kabloya bağlamış gibi olmuş. Onun için bu ışık yanmıyor. Yani ışık üzerinde durduğu için biz bağlandı zannetmişiz. Şimdi muhtemelen çalışır. Şimdi diyoruz ki çalıştır. Hepsinin uçları tamam. Şu ikisi de basılı toggle'da. Bir butonları çekelim. Gördüğünüz gibi yanmıyor. Birine basılıyken yanmıyor, ikisine basılıyken yanıyor. Gördüğünüz gibi başarılı arkadaşlar. Umarım video faydalı olmuştur arkadaşlar. Kusura bakmayın biraz uzun sürdü ama tane tane ve anlata anlata ve anlamanızı temenni ederek anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur dediğim gibi arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada söylemeyi unutmayayım, Neçede YouTube'dayız. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Merak ettiğiniz her şey için yorumlar kısmına cümlelerinizi, fikirlerinizi yazabilirsiniz. Şunu anlamadım, bunu anladım ya da bu tip şey gelsin böyle böyledir gibi yorumlarınızı yorumlar kısmına yazın ve faydalanın ya da yeni bir içerik isteyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma da abone olmak için abone ol butonuna basabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın, bay bay.